Merhaba web tekno takipçileri. Bugün Efe ile birlikte bir iddiada değiliz. Bugün başka bir yere geldik. İzmir'in Güzide ilçesi Urla'ya geldik. Burada bir etkinlik var. Bu etkinliğe katıldık. Nedir abi bu? Bu İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde olan bir etkinlik. Bu yıl da patında 16 kişilik bir yani 16 tane bir ekip var. 16 ekip 2 gün boyunca sabahlara kadar durmadan oyun kasıyorlar. Yani genel olarak baktık, geleli bir yaklaşık 20 dakika falan oldu. Şöyle bir içeriye baktık, ettik, gayet ortam gayet güzel. Açık büfe kahvaltı var, bilmem ne, kahveler, mahveler, cadlar, cutlar, her şey beleş. Gayet güzel abi, yatacak yerler var. İşin beleşinde misin abi? Ben oradayım. Tavuk döner varsa ben oradayım kardeşim, beni biliyorsun. Aynen. Yani genel olarak ambiyans güzel yani, sen nasıl düşünüyorsun biraz? Abi valla ben geçen sene de buraya yarışmacı olarak katılmıştım. Ortam aynı şekilde güzelliğinde devam ediyor. Dilersen lafı fazla uzatmadan röportajlarımıza geçelim. Adım Yağmur Erkek, İYİT Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Etkinlikte görevim sponsorluk koordinatörlüğü. Bu sene ikinci organizasyonumuzu düzenliyoruz ve katılımcı sayısı bizim beklediğimizden daha çok bir talep oldu. Ve biz de daha çok değerlendirmede zorlandık ve daha iyi ekipler almaya çalıştık. Geçen seneye nazaran daha fazla talep oldu. Biz de 16 tane ekip belirledik ve bu sene 16 ekiple beraber etkinliğimizi artık bitirmek üzereyiz. 1,5 saat kaldı. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Ya biz zaten öncesinde de çok yoruluyoruz. Yaklaşık bir 8 aydır falan etkinliğe başlamadan önce çalışıyoruz. Zaten geçmişten gelen bir yorgunluğumuz var. 48 saatte mümkün olduğu kadar da burada bulunmaya çalışıyoruz. Hem ekiplere destek olalım hem bir ihtiyaçları olursa karşılayalım diye. Çünkü 48 saat boyunca bütün ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. O yüzden onun da bir yorgunluğu var ama seviyoruz yine de biz etkinliği. O yüzden bizim için çok yorucu olmuyor. Biz zaten her etkinlikten sonra feedback alıyoruz. Bunda da alacağız. Umarım daha çok olumlu feedbackler alırız ama illaki belki olumsuz olan şeyler de vardır. Çünkü 48 saat ayakta kalmaya çalışıyorlar. Çok kolay değil. Hani belki daha başka talepleri olabilir. Biz de gelecek sene bunları düzelterek devam ettirmeyi düşünüyoruz etkinliğimizi. Daha fazla ekip katılabilir ama onun da sunumunda problemler yaşıyoruz. Çünkü zaten etkinliğimiz saat 4'te bitiyor. Her ekip sunum yapınca çok fazla ileri saatlere gidince çok geç saatlere kadar da insanları burada tutmak istemiyoruz. Zaten 48 saat boyunca çok yoruluyorlar. Hani bir de geç saatlerde buradan evlerine dönmek için uğraşmasınlar diye. Mümkün olduğu kadar grup sayısını, kişi sayısını da ona göre belirlemeye çalıştık. Hani herkesin tadında yorulabileceği ve tadında eğlenebileceği bir etkinlik olsun istedik. O yüzden 16 ekip seçtik bu sene. Resmi olmayan destekçimiz yok. Ben sponsorluk koordinatörüyüm zaten. Bütün koordinatörlükleri ve sponsorlukları sözleşme usulüne göre yapıyoruz. Bizim de bir sözleşmemiz var. O yüzden bütün sponsorlarımız kendi sitemizde de var zaten. Hepsi resmi destekçilerimiz. Hepsi de sonuna kadar sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmıyorlar. Ne kadar yarışmacılar olmasa bu etkinlik çıkmayacağı gibi sponsorlar olmazsa da bu etkinlik çıkmıyor. Yani birçok şeyin bir arada olması gerekiyor. Hem sponsor desteği, hem işte etkinliğe katılmak isteyen katılımcı desteği, hem ekibin çalışma isteği, hepsinin bir arada olması gerekiyor. Biz zaten IEEE öğrenci kolu olarak başından sonuna kadar tamamıyla öğrencilerin yaptığı ve bütün yükü öğrencilerin aldığı bir etkinlik. 30 kişilik bir ekibimiz vardı bu sene. Yani bu gördüğünüz etkinlik 8 aydır çalışan 30 kişinin emeği, onların ürünü. Sağ olsun katılımcılar bizi yalnız bırakmadı. Sponsorlarımız bize destek oldu. Biz de inşallah kazasız belasız atlatacağız diye düşünüyoruz artık son saatlerimiz. Ben genel olarak mutluyum. Benim zaten en sevdiğim etkinliklerimizden biri bu yılda. Hani böyle artık şey falan diyor geçen bir arkadaş, çocuğun gibi hissediyorsun diyor falan diyor. Hani hissediyorum gerçekten. Yani buraya ilk böyle insanlar yerleşmeye başladığında falan kapının önünde durup izlemek bana hakikaten çok büyük bir zevk veriyor. Bir de bir yerden sonra artık yavaş yavaş arkadaş gibi oluyoruz. Yani ben 48 saatin yani yaklaşık 36-38 saati buradayım ve insanlarla artık arkadaş gibi oluyorum. Neler yaptıklarına bakıyorum, nerede çalıştıklarına bakıyorum falan. Ayrı bir bağ, ayrı bir tadı oluyor. Bu seneki yarışma yine her sene gibi, bu benim katıldığım 4. yarışma ve yani giderek biraz monotonlaşmaya başladı. Çünkü biliyoruz yarışmanın hangi evresinde, oyunun neresinde olmamız gerektiğini, işte ne zaman başlayacağı, ne zaman hani oyunun bir tamamlanmış olması gerektiğini biliyoruz. O yüzden yine klasik bir game jam şu an. Bu senenin konusu geçen seneki gibi bir portre verdiler bize, bir resim. Ve işte resimde bir insan var. Bu insanın suratı bir hayvan, ördek olmuş. Bunun üzerinden bir konu ürettik biz de. Aslında uykusuz kalmıyoruz, arada uyuduğumuz oluyor. Ben 2 kere uyudum. Yani toplamda yine bir 8 saat uyumuşumdur. Ama yine de çok yorucu tabii. Bazen halüsinasyon görür gibi oluyor insan. Çalışırken bakıyorum yanında biri var sanıyorum ama kimse olmuyor. Hani böyle şeyler oluyor. Bizim yarışmalarda genelde yaptığımız şey enteresan bir oyun mekaniği üzerinden fikirle bağlayıp öyle değişik bir oyun çıkarmak. Bu sene yaptığımız oyun da
belki de şimdiye kadar yaptıklarımızın en iyisi, en değişiği oldu. Bizim oyunda bilgisayara dokunmadan oynanıyor oyun, oyun bilgisayarda. İki cebimize iki tane cihaz koyuyoruz. Telefon oluyor, tablet de olur, fark etmez. Oyun oynarken sağ tekme, sol tekme, çömelme, zıplama gibi hareketleri oyun algılıyor. Oyundaki karakteri ekrana dokunmadan kontrol ediyor. Sanki Kinect'ti. Hani Kinect'siz Kinect, V'siz V gibi düşünebiliriz. Evet ve güzel oldu şu an, bayağı ilerledi. Hani biz bile şaşırıyoruz. Yani benim endişelendiğim şey, yarışmada herkes aynı şeylerde ilerliyor. Hani biz her yarışmada değişik şeyler yapıyoruz. Bu yarışmada yine çoğu insan her sene yaptığı oyunların değişik varyasyonlarını yapıyorlar. Yani sadece bir tane grup var online değişik bir şeyler yapmaya çalışan. Yani biz artık biraz sıkıcı hale geldi. Bir rekabet göremiyoruz. Bu birinci olacağımız üçüncü yarışma olacak. Hani biraz bundan mutsuzuz. Ördek kafalı bir insan bedeni vardı. Şimdi ördek kafalı bir insan vardı. Biz de ördek bedenli bir insan kafası yaptık. Bu ördek kafalı insan bedeni, ördek kafası insanın bedenini çalıyor. Ve insan da bedenini tekrar alabilmek için bir şatoda onu arıyor. Bu şekilde. Yani şöyle, bu bizim ilk deneyimimiz. Tek bir platformla geçiyor. Daha fazla sahne koyamadık. Tecrübesizliğimizden dolayı. Yani bir dakika falan sürüyor oynaması ama oyuncu kontrollü bir oyun. Öyle keyifli yine de yani. Çok ilginç bir deneyim. Zaten bunu hani ilk etapta deneyimleyebilmek için geldik. Çok az uyuduk. Günde 2 saat falan uyuduk yani. Ama çok güzelmiş yani, tekrar katılmak isteriz. Ya tabii yorgunuz ama çok ilginç bir ortamdı yani, ilk defa gördüm. Çok da keyifliydi. Burada hani herkesin işlerini gördük. Yani ilk defa bu kadar hani bu işle ilgilenen bu kadar insanı bir arada gördüm. Öyle benim için çok iyiydi. Merhabalar, ben Win Game ekibinden Özcan Gülal. Genel olarak aslında çok heyecanlı başladı ama yorucu devam etti. Sonlarına doğru yetiştirebilecek miyiz acaba, yoksa yetiştiremeyecek miyiz diye müthiş bir kargaşa vardı. Ama sonunda bitirdik. Build ettik oyunumuzu ve şu an saat 4'ü, yani teslim edeceğimiz saati bekliyoruz. Ya kesinlikle karşılaştık. Çünkü hani aslında buraya ne kadar hazırlıklı gelseniz de kodluyorsunuz, bir şeyler tasarlıyorsunuz ve bir takım şeyler yolunda gitmiyor. Ya da sahneye attığınız objeler arasında bazı problemler ortaya çıkıyor. Ama hepsini açtık. Ya örnek verecek olursak, hani bizim ekibimizde 3 developer, 2 designer vardı. Ben de o developerlardan biriydim ama designer tarafına yetişebilmek için developerlığı bırakıp designer tarafına geçtim ve etkinlik boyunca sadece Photoshop üzerinde çalıştım. Ya 48 saatte sadece 6 saat uyuduk. Tüm ekip bunu yaptı ama ortaya güzel bir şeyler çıktığını inanıyoruz yani. Şahsen Türkiye'de çok ama çok fazla üniversite var ama bazı üniversitelerdeki bazı topluluklar bunu gerçekleştirebiliyor. Özellikle Türkiye'deki yazılım geliştirmenliğinin artması açısından bu tarz organizasyonların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım IEEE gibi öğrenci topluluklarının daha güzellerini de yapabileceklerine inanıyorum. Girerken acaba yapabilir miyiz, pişman mı oluruz, rezil mi oluruz gibi bir şey vardı ama şu an iyi ki gelmişiz diyorum. Ben Alpin Türkoğlu. 9 Eylül bilgisayar mühendisindeyim. 3. sınıf öğrencisiyim. Bu Game Jam'e ikinci katılışım aslında. İlk tecrübem değil. Developer olmam lazım aslında ama bu yarışmada designer kısmında yer aldım. Bu sene çok memnunum aslında. İlk katıldığımızda böyle küçük aksiliklerimiz olmuştu. Design kısmında özellikle. Bir de ben o zamanlar daha az tecrübeliydim diyebilirim. Ama bu sene böyle daha rahattık. Özellikle her şey bir anda tıkır tıkır işledi. Temadan da memnunuz yani. Kendimizi yansıtabildiğimizi düşünüyorum açıkçası. Bence temaya uygun bir oyun yaptık. Çünkü tema yani bize sürrealizmi anlatıyordu. Biz de bunu uyaraktan böyle paralel evrenler ve sürrealist yaşam çizgisi arasında bir oyun yarattık açıkçası. Memnunuz konuda. Bizim yaptığımız oyun özellikle developer kısmında hani çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Özellikle hareket kısmında ve yani bir farkımız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi anlatmayayım, sürpriz olsun oyununu. Belki oynamak isteyenler de kendileri de görürler. Ama gerçekten büyük bir farkımız olduğunu düşünüyorum ve iddialıyız bu konuda. Ben kendim de bazen evde ilgileniyorum bu konuyla ilgili. Kendi oyunumu bir ayda bitiremedim. Burada 48 saatte oyun bitirdik. Hani inanılmaz bir şey. Kendim için pişmanım. Biraz hırslandırdı açıkçası beni ama güzel bir duygu. Yeni bir şeyler üretmek, yapmak. Zevkli yani. Kendi hemcinslerimi de davet ediyorum. Çünkü game jamlerde bayanlara rastlamak çok az oluyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bu yarışmada gerçekten çok fazlaydı. O konuda birazcık mutlu olduk yani.
kitleyi gördüğümüzde. Organizasyonlarda özellikle bazı eksiklikler var. Yani rahatlık bakımından diyebilirim. Mesela yorulduğumuzda böyle pofidik koltuklara kendimizi atmak istiyoruz ama hani böyle bir imkanımız yoktu. Onun dışında her şey güzeldi. Bize iyi bakıyorlar. Sağ olsunlar. Yani biraz uykusuzum ama o da artık yarışmanın kuralı. Alper Özgün Yeşil. İyi gidiyor. Yani bir yandan işte Global Game Jam'e de katılıyoruz. Bir yandan da Build Up bir önceki seneye katılmıştık. Gayet güzel ya. Bu sene şey yoktu sadece. Krem şanti ve çilek kombinasyonu yoktu. Biraz kalbimiz kırıldı ama. Onun dışında her şey çok güzel ya. Yani kendisi krem şantili çilek olmuş yani. Çok çok güzeldi ya. Arkadaşlar da çok çabalıyorlar, didiniyorlar falan filan. Sağ olsunlar ya. Konu böyle ördek kafalı adam vücutlu ördek. Öyle bir şey. Biz böyle onu biraz Freud'a benzettik. Biraz da ördek korkuları, Freud'a benzetince ördek korkularıyla ilgili muhabbet açıldı. Öyle bir şey var, hastalık gibi bir şey yani. Arkandan ördek takip ediyor zannediyorsun. Hakikaten var böyle saçmalık. Onunla alakalı bir şeyler düşündük işte. Yaptığımız oyun adamın birisi rüyalı kabuslarında gördüğü bir fabrika ve bu ördek korkularından dolayı acılar çekiyor. Ama yüzleşmek için o fabrikayı bulup gidiyor oraya. İçeri bir giriyor, kendisinin klonları var etrafta. Tonla çıplak kendisinden adamlar orada ama akıl sağlığını yitirmiş tipler böyle. Olay derinleştikçe sen öğreniyorsun ama bu normalde multiplayer bir oyun. Çok böyle sadece bu şey hani lore bazında senaryo. Multiplayer bir oyun. 4 kişiye karşı tek oynuyor bu adam ve oyun sürekli sizi atıyor bir kişi olarak. Yani 4 hayvan, birisi ördek ya da bir adam olarak. Ama bir sonraki turda mesela sen hayvan oluyorsun falan filan. Olay çevrendeki o maske şey adamların, neden o cıbıl cıbıl adamların hangisinin ördek olduğunu bulmak. Ama trolleyerek adamlar birbirlerinin maskelerini açtırmaya çalışıyorlar falan filan gibi şeyler var. Benim görevim yani işte grafik design, game design, arkadaşım animasyonları yapıyor falan filan, beraber sanatsal işlerini yapmak, yazmak, etmek. Abi belli aralıklarla ben ne yapıyorum burada diyorsun zaten yani. Bir de şu ileride hani Urla manzarası falan filan, orada da adam var, ben de buradayım falan hani. İnsan bir sorguluyor. Hele saçının mavisi işin içine girince ekstra sorguluyorsun. Ama yok ya, yani iyi. Her zamanki kadar zor. Çünkü ya şöyle bir şey var yani, zorlanmamak adına herkes zorlanıyor burada. Çünkü yani dürüst olmak gerekiyor. Yani gidip evde bir şeyler yaparsan mesela zorlanmazsın. Hani gibi şeyler var yani. Böyle bir taktiğe, böyle ayak oyununa gerek yok. Yastığa kafayı rahat koymak için zorlanma yolunu seçmek daha mantıklı geliyor. Merhaba, ben Bahadır Kınalı. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Etkinlikte de genel koordinatör olarak görev alıyorum. Benim Elif İnci Gökgöz. Ben de etkinlikte organizasyon koordinatörüyüm. Kimya mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ya genel olarak biz çok hazırlandık. Zaten yaptığımız tüm etkinliklerde büyük çaplı oluyor. Robolik etkinliği var, İSEK etkinliği var. Bu da üçüncüsü. Biz bayağı hazırlanıyoruz. Yani servis konusunda olsun, kalma konusunda olsun, yemek konusunda olsun arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde teknik anlamda da sıkıntı çekilmemesi adına elimizden geldiği kadar hazırlıklıyız. Zaten ekibimizi de görmüşsünüzdür. Yaklaşık 45-50 kişilik çok aktif bir ekibimiz var. Sürekli de değişerek burada işte 8'er-10'er kişilik görevlerle böyle dağılıp olabildiğince arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim adımıza iyi geçiyor. Yani umarız katılımcılardan memnundur. Biz geçen sene bu etkinliği ilk düzenlediğimizde daha çok reklam yapamamamıza rağmen, yani ilkini düzenlememize rağmen insanlar çok memnun kalmıştı. Özellikle bizim hizmetimizden, sunumlarımızdan, yani genel olarak misafirperverliğimizden memnun kalmışlardı. Zaten bu sene ikincisini düzenlememizdeki en büyük sebep oydu. Bu sene de daha fazla hazırlandığımızı düşünüyoruz. Katılımcılarla zaten birçoğunu tanıyoruz artık geçen seneden. Sohbetimiz, muhabbetimiz var. Fena da geçmemiş onların adına. Umarız feedbacklerde de olumsuz pek bir sonuç almayız. Benim adım da bayağı geçiyor zaten. Biz etkinliğe başlarken ilk dönem bir toplantı yaptık, genel toplantı. Ve ekip arkadaşlarımızı belirledik. Sonra ara ara toplantılarımızı yaptık. Ve şu an işte 30-40 kişi, Yağmur'un da bahsettiği kadar bir ekiple bu 48 saatlik etkinliğimizi çıkartıyoruz. İnsanlarla biz de böyle minik minik röportaj yapıyoruz falan. Memnunlar. Biz de memnunuz bu etkinliğin devam etmesi. Altından kalkamayacağımız sıkıntı şöyle oluyor. Bazen elimizde olmayan problemler oluyor. Mesela internet için buraya 2 tane access point aldık. Yani okuldan rica ettik, verdiler ama bazen hattı oldu. Katılımcılar bazen şikayetçi oldu internet konusunda. Yemek konusunda zaman zaman, yemek bir içecek konusunda zaman zaman sıkıntı çektik ama yani genelde aşabildik. Yani öyle çok büyük sıkıntımız olmadı. Ama yatacak yer konusunda şöyle, karşı tarafta VIP salonu var. Orada yaklaşık 10-12 tane koltuk var. Orada yatılma imkanı mümkün. Uyku tulumu var 4-5 tane. Bir de gelmeden önce Facebook üzerinden duyuru yaptık. Yani uyku tulumlarınız varsa getirin diye. Bir de biz işte polar battaniye ayarladık. İnsanların kalması için hani pek bir sıkıntı olmadı bu sene. Geçen seneye göre daha iyiydi. İçin polar satın aldık. Çok da fazla minder var sayı olarak. Yani herkes aynı anda uyursa sıkıntı çekeriz illaki ama
Yani aynı anda 55-60 kişi rahat bir şekilde dün gece uyuyordu. Yani yaklaşık 4.5-5 gibi ben bir son kez kontrol ettim eksik var mı diye. Bizim aslında geçen sene ilki oldu ve hani o bir arkadaşım, bizim bu topluluğumuzun farklı komiteleri var. Bu şey bilgisayar komitesinin başlatmış olduğu bir oyun etkinliği oldu. O geçen sene başlayan etkinlik bu şekilde gene devam etti. Geçen seneden sonra hemen zaman geçtikten üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra direkt ilk ekip toplantısıyla başladı. Dediğim gibi işte o zamanla yapılan ara ara toplantılarla bu zamana kadar geliniyor. Şöyle ki Şubat ayında yaptığımız etkinliğin hazırlıkları Haziran ayında başlamış oluyor. Yani yaklaşık 7-8 ay öncesinden sponsorluk mailleri atılıyor. Ondan sonra şirketlere gidip onlarla konuşuluyor. Sponsorluk çalışma var yani. Yani yaklaşık dediğim gibi en az 7-8 ay öncesinden kesin bir hazırlığımız oluyor. Yani bunun da ilk mailleri yani Eylül-Ekim ayından itibaren hemen hemen tüm kontak kurabildiğimiz şirketlere ulaştık. Ondan sonra aynı şekilde ziyaretleri gerçekleştirildi. Özellikle İstanbul ve Ankara'ya sık gidiyoruz sponsorlarla görüşmek için. Bize göre yani bütçe planlamasını yapıp eğer istediğimiz parayı da bulmuşsak ondan sonra organizasyonu sadece düzenlemek kalıyor yani. Evet ya, yorgunluk var, ister istemez oldu. Burada da hani kimse memnun niyetsiz kalmasın diye elimizden geldiği kadar çalıştık. Ekip de bayağı güzel yoktu. Bir ekibimiz evet. Var. Yani bu etkin çıkması için ilk önce işte koordinatörler belirliyor ve onların altında çalışan insanlar oluyor. Ve bu insanlar hani sınavlarından, işte diğer aktivitelerinden zaman ayırıp bunlarla uğraşıyorlar. Hani bayağı uğraşıyoruz. Hani ekibimiz de mutlu ama hani şu an bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz için.